zaman geçecek. İşte bir ay sonra buluşacağız. Her şey normal aslında. Artık buradan görüşeceğiz deyip demese veliyi çok rahatlatacağını düşünüyoruz bu kapsamda. Çünkü öğrenci daha çok öğretmenini dinler. Veliden çok öğrencisini dinler. Öğretmenini dinler. Bunun farkında olduğumuz için böyle bir çalışma yaptık. Şimdi arkadaşlar kullanılabilecek araçlar bizim aslında amacımız değil. Ama bu eğitim sırasında kullanılabilecek araçlara da değinmeye gereği duyduk. Çünkü hani yapacağız ama nasıl yapacağız sorusunun cevabını için ben sözü Ertan Bey'e vereyim. Ertan Bey kendi eğitici ekibiyle bir planlama yaptılar. Bu araçları derlediler. Şimdi onlardan bu konudaki dönütlerini bekliyorum. Buyurun hocam. Merhaba, hepiniz tekrar hoş geldiniz. İTÜ'nün mesleki gelişim eğitimlerinde her akşam saat 8'de bir araya geliyoruz zaten. Yeni bir yola çıkıyoruz birlikte. Bu yola çıkarken sizlerin desteğine çok fazla ihtiyacımız var. Bu konuda tabii biz online öğrenme platformlarından bahsediyoruz. Veya bu platformların nasıl kullanılacağından, Zoom'dan, Adobe Connect'ten veya farklı araçlardan bahsediyoruz. Ama birazdan arkadaşlarımın anlatacağı şeylerle birlikte işin ana pedagojisine uzaklaşmadan, yani herhangi bir öğretmene illaki sen şu aracı kullanmalısın, bu aracı kullanırsan iyi olur şeklinde değil de zaten öğrenci ve öğretmenler bir araya gelmeleri başkanımın dediği gibi öncelikli amacımız. Sonra eğer bu bir araya geliş gerçekleştiyse, birinci hafta öğrencilerinizi selamladınız, nasılsınız diye hal hatırını sordunuz. Veya işte kendi açınızda bir planınız var. Ancak bununla ilgili bir öğrenme ortamını zenginleştirme hedefiniz var. Bu öğrenme ortamını zenginleştirmelere biz web araçlarına daha çok güveniyoruz, daha çok başvuruyoruz. Çünkü hem pratik olması hem zamandan mekandan bağımsız olması hem ücret ödememeniz, tabi bazıları lisanslı ancak belirli kotaya kadar size bazı araçları kullanma imkanı veriyor. Buradaki hedefimiz zaten eğitimini yapan öğretmenler değil. Yani baştan beri savunduğumuz şey lütfen istekli, öncelikli gönüllülük esasına göre. Hani soruyorsunuz ya Zoom'la ilgili resmi yazı gelecek mi? Veya işte öğretmenler işte okul müdürü veya ilçe milli eğitim müdürümüz bize kullandırmayı istemiyor gibi şeklinde değil de biz öncelikle 81 ildeki ilçelerdeki gönüllülük esasına göre bunu yapabilirim diyen öğretmenlerle yola çıkacağız. İkinci aşamada bu araçları kullanırken de öğretmenimizi bir şekilde anlamanızı rica ediyoruz. Yani öğretmen gerçekten sadece sınıfında projeksiyon açıp kapatan ve dersini anlatan bir öğretmen mi? Yoksa teknolojiye biraz aşina ve biraz çabası var mı? Ki bunu da akıllı telefon kullanıp kullanmadığından öğrenebilirsiniz. Yani bir akıllı telefon kullanıyorsa, WhatsApp, Facebook, Instagram gibi farklı platformlara giriyorsa, sizin onlarla öğrencilere ilham vereceğiniz, öğrencilerle bir araya getireceğiniz herhangi bir aracı da çok rahat anlatabilir. Başta söylediğim gibi birazdan biz araçları anlatacağız ama sınıf öğretmenimiz veya başka bir öğretmen belki çocuklar bu hafta tişört boyama yapacağız. Neyle ilgili? 23 Nisan'la ilgili. Tişörtlerinizi boyayıp öbür derste gelin. Hepiniz ekranda bana göstereceksiniz. Ve bu konuda ben sizin paylaşımlarınızı kendi sosyal alanımda paylaşacağım diyebilir. Burada çocukların yüzleriyle ilgili yine Ezgi Hocam'a mutlaka bir açıklaması olacaktır. Eğitiminlik buluşturur hashtagini de unutmuyoruz paylaşımları yaparken. Dediğim gibi amacımız bu araçlarla yoğunlaştırmak değil. Amacımız pedagojiyi unutmadan öğrenme ortamını zenginleştirecek, onlara da ilham verecek, anlatabileceğimiz materyallere yer vermek. Biz bir sıralamaya göre zamanımız yettiğince her araç yer veremiyoruz bu konuda. Zamanımız da dar olduğu için. Ve son olarak ben arkadaşlarıma söz vermeden önce şunu söylemek istiyorum. En büyük yaptığımız yanlış zaten biliyorlar hocam. Zaten biliyorum, biliyoruz hocam konusunu hiç bilmiyor gibi varsayarak yola çıkmamız daha iyi olacaktır. Yani kahut anlatacaksınız veya işte
Learning App anlatacaksınız. Ne anlatacaksanız anlatın, mutlaka öğretmenin bilmediğini varsayarak. Yani ben bir sınav aracı anlatmak istiyorum mesela. Sanıyorum ki ortamdaki %70 öğretmen biliyor ama bir kullanmaya başlıyorum. %20'si anca bildiğini fark ediyorum. O yüzden lütfen bu konuda herkesi biliyormuş gibi düşünmeyin. Özellikle temas etmek istediğiniz öğretmenlere. Son olarak defalarca soru geliyor. Görüyorum, Zoom güvenli mi? Zoom güvenli mi? Yani sosyal medyada korona ile ilgili çıkan haberleri duyuyorsunuzdur. Size iletilenlerin yüzde kaçı doğru? Belki %70'i, %80'i yalan çıkıyor. O yüzden Zoom ile ilgili de bir platform ve lisanslı satılan bir platform. Yani mikrofona erişilme yetkisi gibi bir şey söyleniyor. Yani sizin mikrofonunuz açıkken başka biri erişebiliyor diye. Olabilir. Ama bunu yapan, bunun açığını kapatan bir lisans programının sahipleri var. Ve onlar bu gerekli açıkları düzeltiyorlar. İkinci aşamada yani ekran görüntüsünü paylaşırken dikkat edin, tamamen ekran paylaşımı yapmayın diyorlar. Burada da yine güvenlik açıklarını kapatacak şekilde, örneğin sizin masa üstünüzde bütün şifreleriniz veya farklı ekran kaydetme notlarıyla sizin özel bilgileriniz yer alıyorsa bunları saklayın, göstermeyin, tam ekran paylaşımı yapmayın, bölgesel ekran paylaşımı yapın gibi araçlarla da yine size destek oluyor olacağız. Bizim eğitimin başında verdiğimiz Zoom eğitimimizde de güvenlik tedbirlerini nasıl alacağınızla ilgili eğitim destek materyallerimiz de var. Ben sözü fazla uzatmadan bugün sizlerle Answer Garden, Learning App, Krem, I Wish You, Padlet ve Kahoot, en sonunda da Fatih Hocam izin verirse küçük bir sınav, küçük bir quiz gibi yapmayı düşünüyoruz. Ben sözü Deniz Şengül Hocam'a, Bursa'dan, Deniz Şengül içerik ekibi üyemizden, Deniz Şengül Hocam'a davetleyeceğim. Deniz Hocam bir taraftan varsa sunumunu paylaşabilir veya ekran paylaşımını yapabilir. Diğer taraftan da ben ona sözü bırakabilirim eğer ekran paylaşımıyla gidecekse. Hocam buyurun. Merhaba. Sesim geliyor mu acaba? Merhaba. Devam edin lütfen. Sesim geliyor mu? Biraz daha yüksek konuşursanız daha iyi olacak Deniz Hocam. Tamam, daha yüksek konuşmaya çalışacağım. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Ben ekran paylaşımı şeklinde devam edeceğim. Çünkü sunumlarımızı yükleyemedik. Birçok arkadaşım da sanırım bu şekilde devam edecek. Ertan Hocam'ın dediği gibi ben bugün size Answer Garden Web 2.0 aracını anlatacağım. Oldukça kolay bir Web 2.0 aracı ve hepimiz bunu kullanmayı eminim ki biliyoruz. Ama hedef kitlemiz bizim web araçlarını çok iyi kullanamayan bir kesim olduğu için biz en basit araçları düşündük ve bu şekilde nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündük. O yüzden dediğim gibi şimdi Answer Garden ile başlıyorum. Öncelikle Answer Garden Web 2.0 aracını nasıl kullanabiliriz ile ilgili bazı fikirler vereceğim size. Answer Garden öğrencilerden geri bildirim almak veya onlara herhangi bir konuda fikir almak için kullanabiliriz. Ben bugün öğrencilerimle Zoom üzerinde buluştum ve onlara evde kalmak zorunda olduğumuz bu günlerde en çok neleri özlediklerini sordum. Burada gördüğünüz gibi öğrencilerim kendi bu konuyla ilgili fikirlerini verdiler. Aynı zamanda Answer Garden'ı bir konuda beyin fırtınası yapmak veya kelime botu oluşturmak için de kullanabiliriz. Mesela ben yine popüler bir konu olan koronavirüs deyince aklımıza neler geldiğini, koronavirüs ile birlikte hayatımıza hangi kelimelerin girdiğini sordum. Ve öğrencilerim burada gördüğünüz gibi bazı kelimeler söylediler. Böylelikle bir beyin fırtınası yapmış olduk ve aynı zamanda bu yaptığımız kelimelerle de bir kelime bulutu oluşturmuş olduk. Aynı zamanda bildiğiniz üzere Answer Garden hem basit bir oylama aracı hem de anket aracı olarak kullanılabilir. Yine bugünkü toplantıda öğrencilere okulumuzu özleyip özlemediklerini sordum. Burada da gördüğünüz gibi öğrencilerim evet, biraz ve hayır seçeneklerini verdim ve bunlardan en çok hangisi işaretlemişlerse o yazı biliyorsunuz büyük puntolarda çıkıyor ve dokunduğumuz zaman kaç kişinin oy verdiğini görebiliyoruz. Aynı zamanda biz
Bunu takım oluşturmak için de kullanabiliriz. Bu benim şu an yürütmekte olduğum projeden bir örnek. Öğrencilerimize sen şu takımda ol, sen bu takımda ol demek yerine onlara işte takımlar ile ilgili linkler verip işte istedikleri takıma kendilerini girmelerini sağlayarak daha demokratik bir yol izleyebiliriz. Ve Answer Guard'ın oluşturmak için izleyeceğimiz yol ise kameramı açmadığımı söylüyor arkadaşlarım ama şu şekilde bir taraftan da görüntü paylaşmış olayım. Bu Answer Guard'ın web sitesi Türkçe'ye çevrilebilir. Oldukça kullanımı kolay bir araç biliyorsunuz. Answer Guard'ına giriş yaptığınız zaman herhangi bir üyelik gerektirmeden direkt Create Answer Guard'ına bastığınız zaman Answer Guard'ınızı oluşturmaya başlayabiliyorsunuz. Öncelikle bir konu ya da bir soru da sorabilirsiniz. Mesela en basitinden nasılsınız gibi öğrencilere bir soru sorabilir. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz bugün gibi. Daha sonra bunların modunu seçebiliyorsunuz. Genelde default olarak Classroom modu geliyor. İsterseniz değiştirebilirsiniz ama bu modla işiniz görebilir. Cevap uzunluğunuzu 20 ya da 40 karaktere kadar yapabilirsiniz. 40 karakteri seçmenizde fayda var çünkü böylelikle sizin uzun yazacağınız cevaplar için yer oluşturulmuş olur. Yönetici şifresi koyabilirsiniz. Bu durumda yanlış yazılan bir şeyi düzeltme hakkınız olur. Ve e-postanızı yazarsanız da bu Answer Guard'ının size linki gönderilir. Böylelikle siz de bu linki kaybetmemiş olursunuz. Spam'i açık veya kapalı yapabilirsiniz. Spam'de eğer öğrenciler buraya kötü bir kelime yazarsa otomatik olarak sistem bunu biliyor ve kaldırıyor. Bunu da açık seçebilirsiniz güvenlik açısından. Burada da yazılan şeyler küçük, büyük, harf ya da değişiklik olmadan olsun şeklinde belirtebilirsiniz. Size kalmış. Bir gün, bir saat, bir hafta ya da gizli yani son zaman sınırı koymadan da Answer Guard'ınızı oluşturabilirsiniz. Create dediğiniz zaman bu şekilde karşınıza bir Answer Guard'ın çıkıyor. Nasılsınız sorusuna cevap olarak iyiyim deyip Enter'a bastığınızda ya da Submit'e bastığınız zaman cevabınız bildiğiniz üzere aşağıdaki boşlukta gözüküyor. Ve işte burada da kaç kişinin bu cevabı verdiğini görebiliyorsunuz. Burada önemli olan kısım Share kısmı. Burada paylaşma tuşuna bastığınız zaman size iki tane seçenek veriyor. Bu linki kopyalayıp hangi Zoom kullanılacağını belirttiler. Chat box'ına yani sohbet kısmına kopyalayıp yapıştırdığınız zaman bu linki öğrencilerinizle paylaşmış olursunuz ve böylece yapmak istediğiniz aktiviteler neyse sesimiz gitti ama kamerayı açtıktan sonra. Kameranızı kapatın. Tekrar bilgisayarın sesiyle bağlansın. Evet, şimdi zaten Answer Guard'ın aracını bitirmek üzereydik. Bunun gibi farklı, şıklı, seçenekli sorular da sorabileceğiniz araçları, kelime bulutu gibi yapabileceğiniz araçları biz sizlerle Facebook grubunda, eğitimlik Facebook grubunda haftanın aracı ya da haftanın etkinliği gibi araçlarla biz paylaşmaya çalışacağız. Bu konuda rahat olun. Yani bu konuda bizim desteğimiz her zaman devam edecek. Her zaman sizlerle haftalık, günlük hangi etkinlikleri yapabileceğimizi paylaşacağız. Önemli olan burada siz de bir öğretmenimize bir aracı paylaşırken o aracı hangi kazanımlarla, hangi giriş sorularıyla ya da hangi sonuç sorularıyla kullanabileceğinizi paylaşırsanız öğretmenlerimizin ufku biraz daha gelişir. O yüzden biz de sizlere özellikle örnek verirken işte çevre kirliliği hakkında nasıl bir tedbir almak istiyorsunuz çocuklar?
veya işte 23 Nisan'da ne yapmak istersiniz veya işte çocuk hakları konusunda ne düşünüyorsunuz gibi sorularla da ilerlediğimiz dönemler olacak. Ben yine sözü uzatmadan bir sonraki aracımız Learning App aracı. Burcu Yüksek hocamız anlatacak Adana'dan. Hem ilk koordinatörümüz hem de bizim içerik gelişme ekibimizde görev yapıyor. Burcu hocam bir yandan varsa sunumunu yükleyebilir. Bir yandan da ben kendisine söz hakkı vardı sanırım. Bir yandan da sunuculara bakayım. Merhabalar. Evet Burcu. Buyurun hocam. Merhabalar. Sizde sıkıntı yok sanırsam. Ben ekranımı paylaşarak... açabilirsiniz kameramızı. Evet, ekranımı paylaşarak sunuma geçmek istiyorum. Bugün Learning Apps aracını göreceğiz. Learning Apps aracı etkileşimli öğelerle eğitim ve öğretim süreçlerini planlayan çok güzel bir araç. Türkçe olarak uygulama fırsatı da veriyor bizlere. Bireysel ya da grup olarak uygulayabiliyoruz ve buradaki tüm araçlara giriş yapabilmek için öncelikle üye değilsek yeni bir hesap oluştur linkinden hesap oluşturuyoruz. Eğer daha önceden üyeliğimiz varsa giriş yapıyoruz. Buradaki hesap oluşturma klasik diğer kullandığımız sosyal medya hesaplarımızda da açmış olduğumuz gibi ve zaten sitede çok kolay bir şekilde hesabı oluşturabiliyoruz. Burcu hocam o kadar. Ana sayfamız sitenin. Burcu hocam şu anda sizin ekranınızın henüz paylaşımı gelmediği için arkadaşlarımıza seni bekliyorlar. Paylaşımı durdur deyip tekrar ekran paylaşımı yapın lütfen. Bilgiler var. Şimdi geldi hocam. Devam edebilirsiniz. Efendim? Öyle mi? Pardon. Tamam. Tamam. Şu an geliyor mu? Şu an? Tamam. Peki. Evet. Tekrar ben ana sayfaya hemen geçeyim. Evet. Learning Apps nedir diye ana sayfada hemen öğretmenlerimiz için rehber bir açıklama mevcut. Burada Learning Apps'in bir kısa tanımı var. Mevcut ögeler var. Bu mevcut ögelere biz yeni ögeler ekleyebiliyoruz, şekillendirebiliyoruz ya da tekrar yapabiliyoruz. Hemen tekrar ana sayfaya geldiğimde de tanıtımı göster linki var. Burayı da çok önemsiyorum. Tanıtıma hoş geldiniz bölümünde de aracın, Web 2.0 aracının nasıl kullanılmasıyla ilgili adım adım size rehberlik yapıyor. O yüzden bu bölümü de öğretmenlerimiz inceleyerek gerekli mentorluğu yapabileceklerini düşünüyorum. Burada sınıflarım diye bir bölüm var. Burada kendi sınıfımızı oluşturabiliyoruz. Evet. Kendi sınıfımızı oluşturabiliyoruz. Ben Küçük Dahiler isminde bir sınıf oluşturmuştum. Burada öğrencilerimizi ekliyoruz. Başka bir öğrenci hesabı oluştur dediğimizde öğrencinin ad ve soyadını girdikten sonra sistem bize otomatikman bir giriş adı ve şifre veriyor. Bunları da kaydederek öğrencilerimizle paylaşıp uygulamalarım kısmındaki daha önce oluşturduğumuz oyunları buraya ekleyebiliyoruz. Şimdi bir uygulamalara göz atalım isterseniz daha çok netleşecektir. Şimdi burada site okul öncesinden liseye kadar bir geniş bir perspektif sunuyor. Yaş aralığı çok geniş ve müfredat olarak da Almanca'dan, yabancı dilden, bilişim teknolojileri, politika, psikoloji birçok alanda oyunlar hazırlayabiliyoruz burada. Uygulamaları inceleyecek olursak, uygulama oluştur sekmesinde neler yapabiliyoruz? Eşleştirme oyunu hazırlayabiliyoruz. Gruplu eşleştirme, sayı doğrusu, sıralama, serbest metinli cevaplar, resim üstünde eşleştirme, test, boşluk doldurma, kim milyoner olmak ister? Çok revanşta. Gruplu yapbozlar öğrencilerimiz için, çengelli bulmacalar. Şimdi bunları şöyle açıklamak isterim.
Eşleştirme oyununda mesela bir hayat bilgisi öğretmenimiz hayat bilgisi dersinde okulda karşılaşabileceği sorunlar ve çözümler üzerine öğrencilere bir soru sorabilir. Bir fotoğrafın altında bunun açıklamasını isteyerek eşleştirmelerini isteyebilir. Sistem sürükle bırak mantığıyla çalışmakta. Fen bilimleri dersinde öğretmenimiz katı sıvı gaz olarak verebileceği bir konuyu yine gruplarına göre ayırma başlığında yine verebilir. Yabancı dil dersinde İngilizce sayılar yazılışları verilebilir. Matematik dersinde yine farklı... Burcu Hocam bir tane uygulamayı gösterip bitirebiliriz. Eşleştirme, gruplama, geometri üzerine bilgiler verilebilir. Mesela Türkçe dersinde boşluk doldurmalı... Efendim? Bitirelim. Tamam, peki. O zaman hemen bir uygulama göstereyim ben. Eşini bul diye bir bölümümüz var. Burada açtığımızda bize sistem hemen otomatikman bir daha önceden yapılmış bir sistemi gösteriyor. Biz bunun aynısını kullanabildiğimiz gibi yeni bir uygulama da oluşturabiliriz. İsterseniz örneğe hemen ya da yeni bir uygulama oluştur diyelim süreden dolayı. Evet, burada bir uygulama başlığı hemen giriyoruz eşleştirme kısmında. Hemen şöyle bir renklerle ilgili olacağını düşünelim. Ya da pardon, sesli harfler diyelim. Sesli harfler. Evet. Açıklama metnini yazmak zorunda değiliz ya da öğrencilerimize yönerge vermek istiyorsak burayı kullanabiliriz. Kartın büyüklüğünü seçiyoruz. Orta boy, küçük boy ya da. Şimdi ekrandaki kartlarda içinde görünmesini istediğimiz metin ya da resimleri giriyoruz. Metin olarak sesli harfleri vereceğimiz için her harften iki tane yazmamız lazım. Çünkü bu harfler eşleşecek. Yine hemen çok kısa olarak sesli harflerimizden E'yi yazalım. İ'yi yazalım. Bu kadar yeterli olacaktır. Siz bunu kendi müfredat. Hocam sesiniz gitti sanırım. Zaten bir sonraki aracımıza geçeceğiz hızlıca. Zamanımız dar olduğu için krem aracını geçiyorum. Adil Hocam hızlıca hemen diğer aracı. Burcu Hocam çok teşekkür ederiz. Zamanımız biraz dar olduğu için hemen Adil Hocama söz vermek istiyorum. Elif Hocam'dan özür diliyorum. Zamanımız biraz dar olduğu için birkaç aracı atlıyoruz. Adil Hocam sesim geliyor mu size? Duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum siz. Beni duyuyor musunuz Ertan Hocam? Duyuyorum. Ekran paylaşma yapan siz misiniz? Evet benim. Ekran bulanık görünüyor, rengarenk görünüyor ama. Şu anda renkli bir ekran var. Yani net değil değil mi? Net değil mi? Küçülsem bir ekran acaba? Tam net görünüyor. Yani hiç okuyabildiğiniz bir materyal yok şu anda ekranda. Biraz küçültürsem belki ekranı şöyle yapalım. Paylaşımı durdur diye tekrar paylaşın lütfen. Şimdi nasıl Ertan Hocam? Ben şimdi sizin paylaşımınızı durduruyorum. Lütfen tekrar paylaşın hocam. Tamam. Tekrar ekran paylaşımı yapın. Evet, Adil Hocam düştü sanırım. Duygu Hocam sizle devam edelim. Müsaitseniz siz sıra Padlet aracını gösterelim.
Aydın Hocam bağlı mı? Değil. Duygu Hocam beni duyuyor musunuz? Şu an evet Duygu Hocam herhalde beni duyuyor. Mikrofonunuzu açarsanız Duygu Hocam şu an kapalı görünüyor mikrofonunuz. Merhabalar, duyuyorum ben sizi. Ekranım paylaşılıyor tamam. Acaba? Evet evet devam edebilirsiniz lütfen. Ben bu akşam size Padlet isimli işbirlikçi bir araç sunacağım. Padlet benim için çok özel bir araç. Aslında hepinizin de çok çok iyi bildiğini tahmin ettiğim bir araç. Felsefesi olan bir araç. Çünkü bizler bir toplum inşa ediyoruz. Ve maalesef sanıyorum kültürümüzden kaynaklanan bir şey. Bir ev yapıyoruz. Sonra çocuklara diyoruz ki gelin bu evi boyayın. Padlet işte aslında çok küçük yaştan itibaren o evi çocukların kendilerini yapmalarını sağlayan araçlardan bir tanesi. Bu nedenle de tabii ki kapsayıcı eğitime de bayağı hizmet edecek bir araç. Padlet'te ne yapabiliriz? Padlet bizim için bir dijital pano aslında. Görseller, videolar ve yazılar ekleyebiliyoruz. Yanlış, yeni bir programım sanıyorum sıkıntı yaşatıyor bana. Bir dakika, özür diliyorum. Açıkçası Sky'ı kapatırsanız virüs aracı, virüs koruma aracı tamam. Onu kapatırsanız. Evet. İstediğiniz gibi özelleştirebilir. Plan ve programınızı bu pano üzerinden yapabilirsiniz. Bu pano üzerine tutmak istediğiniz her türlü not, video, görsel ve birçok çoklu ortam araçlarını ekleyebilirsiniz. Tablet'i hangi amaçla kullanabilirsiniz? Geldiğiniz zaman aslında bu sorunun cevabı tamamen sizin hayal gücünüzün limitiyle kısıtlı. Hayal gücünüze kalmış. Ben birkaç tane yazdım. Öğrencileriniz ortak çalışma alanları sağlamak için olabilir. Tartışma veya beyin fırtınası olabilir. Çoklu notlar alabilir ve bu aldığınız notlara çoklu ortamlar ekleyebilirsiniz ve bu sayfaları öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz. Aslında bugünün sorusu olan, bugün toplanma amacımız olan bu araçları kimler kullanabilir? Bu fotoğrafı hepimiz, bu ve bunun gibi birçok fotoğrafı hepimiz aşinayız aslında. Bu heyecanla göreve başlayan ve aynı heyecan ile görevine devam eden bütün öğretmenler bugün bizim bahsettiğimiz araçları kullanabilirler. Ve bütün öğretmenler dediğimiz için de ben bu fotoğrafı, bu seneki son anımız olan bu fotoğrafı paylaşmak istedim sizlerle beraber. Hangi platformlarda çalışır? iOS, Android ve web tabanlı her platformda kullanabilirsiniz. 3 adet Padlet yapma hakkımız var. Daha sonrası ücretli oluyor. Bizler ne yapıyoruz? Tabii ki yapmış olduklarımızı silerek yerine yeni Padletler, yeni etkileşimli duvarlar yapıyoruz. Peki nasıl kullanılır? Evet, nasıl kullanılır? Hemen buradan tarayıcıma giriyorum. Sesim doğru düzgün geliyor mu? Sıkıntı var mı? Tamam. Padlet.com'a giriyoruz. Buradan kaydoluyor eğer kayıtlı olmayan bir kullanıcısı tabii ki kaydolması gerekiyor. Fakat ben tabii ki kayıtlı bir kullanıcı olduğum için Google üzerinden erişimimi sağlayacağım. Evet. Burada yapabileceğiniz birçok şey var. Padlet oluşturup ya da var olan bir Padlet'e katılabilir ya da galeriden var olan daha önce yapılmış şeylere bakabilirsiniz. Biz şu anda bir Padlet oluşturalım. Birçok yapabileceğiniz birçok seçenek var. Ben bir duvar oluşturmayı tercih ediyorum şu anda. Ve Padlet'imi başlatıyorum. Evet. Bu görmüş olduğumuz interaktif duvarda neler yapabiliriz? Öncelikle buraya bir isim verebiliriz. Mesela bugün biz bizim toplanma sloganımız olan İtirini Buluşturur isimli bir Padlet'e başlayabilir ve Padlet'imizin açıklamasını bize katıl. Haydi sen de bize katıl olarak belirleyebiliriz. Öğretmenlerimiz branşlarına göre burada birçok şey yapabilirler. Bir derse başlangıç amacıyla burayı kullanabilirler. Öğrencilerine birçok konuda yardımcı olabilirler.
Aşağıda simge var. Ben bir simge kullanmayı tercih etmiyorum. Eğer simge kullanırsanız adınızın yan tarafında bir ikon belirecektir. Buradaki simgelerin içindekilerden herhangi birisi. Sizler bunu mutlaka karıştıracaksınız ve çok daha iyi bulacaksınız. Öğreneceksiniz yaparak. Duvar kağıdı da birçok seçeneğimiz var. Mesela daha eğlenceli duvar kağıtları seçebiliriz. Ya da hocalarımız, belki bizden daha büyük hocalarımız belki daha klasik şeyler beğeneceklerdir. Mesela bir harita beğeneceklerdir. Böyle bir şey yaptıktan sonra, seçeneğimizi oluşturduktan sonra sonraki diyeceğiz. Ve artık postalamayı hazırız. Ve işte bütün şu sihirli artıda her şey. Ben genellikle öğrenmek isteyen böyle öğretmenlere bu şekilde anlatıyorum. Sihirli bir artı hocam, işte çok seveceksiniz. Buradan birçok şey yapabiliyorsunuz. Zaten aynı cep telefonunuz gibi diyerek. Herhangi bir başlık ekleyecek hocalarımız. Buraya herhangi bir içerik yazacak. Ve aslında Padlet'i bundan sonra etkilenecekleri bölüme yönlendirecek onu Padlet. Çünkü Padlet gerçekten kendini çok yeniledi. Burada bir dosya yükleyebilir, link atabilirler. Google üzerinden, başka bir sayfaya girmeden, direkt Padlet üzerinden araştırma yapabilirler. Bu onların işini çok kolaylaştıracak. O nedenle bence Padlet'i çok sevecek hocalarımız. Çünkü çok fazla ek iş, çok fazla detay sıkıyor yeni başlayan öğretmenlerimize. Bu nedenle de onların dahil olmasını kolaylaştıracak bir araç. Ufak bir video yükleyebilirler, ses kaydı yapabilirler. Ama en güzeli, gerçekten benim çok severek kullandığım ekran kaydı. Çok ufak bir Chrome eklentisiyle çok basit bir şekilde çalışıyor. Bu şekilde bir duvar yaptıktan sonra arkadaşlar paylaşıma geçecekler öğretmenlerimiz. Yapacakları şey şu kadar basit. Sadece burada gizliliği değiştirmelerini söyleyeceğiz. Herkesi açık konuma getir. Ya bu kadar ben daha çok detay vermek istemiyorum. Hani daha minik şeylerle, daha onları az yoracak ama öğrencileri etkileşime girmelerini istiyoruz çünkü. Yazabilsinler ya da öğretmenlerimiz tabii ki bunları kendileri değerlendirecekler. Çünkü onlar bizden büyük ve bizden daha iyi biliyorlar. O nedenle seçtikten sonra kaydedeceğiz. Tamam, geri gideceğiz ve burada paylaşabilecekleri linkler var. Aşağıda da dışarı aktarma butonlarını görüyorsunuz. Bu bizim aslında 3 tane olan kullanma şansımızı, yaptıklarımızı kaybetmememiz için bizim için şans olan butonlar diye ben düşünüyorum. Çünkü o zaman yapmış olduğumuz çalışmalar kesinlikle gitmiyor. Bir de ona veya web sitesine karıştırıp seçeceğim ben. Ve buradan hocam diyeceğim, uzun olan yer değil. Gelin bakın, burada kısacık çok tatlı bir link var. Buradan kopyalayalım diyeceğim. Ve ben bunu birazdan arkadaşlar chatbox'a, sohbet kutumuza kopyalayacağım. Sizlerden de bugün buraya anı olsun. Bir şeyler yazarsanız, Hakan Bücük hocam gitti sanıyorum ama belki görürse, ya da Adnan hocamız bizi izliyormuş. Ben öyle bir duyum aldım. Eğer buraya yazarsa çok çok memnun oluruz. Hem e-twinning adına hem de içerik geliştirme adına çok güzel bir anı olur bizim için. Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz Duygu Hocam. Bütün arkadaşlarım bugün boyu size anlatacağı araçlar için hazırlandı aslında. Ufak tefek talihsizlikler olsa da öğretmenlerimizin öğrencilerine baş başa kaldıklarında onların da etkin bir şekilde cevaplarını alabilecekleri, onları da etkin bir şekilde sürece dahil edebilecekleri, bilgisayarlarıyla ya da cep telefonlarıyla girerek etkileşimli bir online eğitim nasıl yapabileceklerini bu araçlar sayesinde yapabiliyoruz. Şimdi artık araçlarımızı biraz daha Facebook veya YouTube sayfalarımıza bırakıyoruz. Sözü size vereceğiz. Küçük bir quizimiz var. Quiziz aracıyla bir sınav hazırladık. Birinci olan arkadaşımıza Hakan Bücük imzalı bir e-twinning tişörtü göndereceğiz. O yüzden siz her şeyi çok biliyorsunuz zaten, her şeyi yapıyorsunuz. Bakalım Quiziz'de de bütün soruları doğru cevap verebilecek misiniz diye Mahmut Hocam veya Bircan Hocam'dan Quiziz linkini paylaşmalarını rica ediyorum. Her şeyi çok biliyoruz diyen öğretmenlerimin birinci olmasını canı yürekten istiyorum.
Evet, Quiz is Com'a girdikten sonra arkadaşlar bir kod soracak size. Bu kodu girmemiz gerekiyor. 611-583. Daha sonra isminizi yazmanız gerek. Herkesin ismiyle biz bu yarışmayı sonlandıracağız. Eğer ismi düzgün girmeyen bir arkadaşımız birinci olursa onun yerine ikinci arkadaşımızı seçeceğiz. Sadece isminizi girmeyin. Çünkü Ayşe isminde, Fatma isminde, Mehtap isminde, Hakan isminde birçok kişi var biliyorsunuz. O yüzden sadece ismini yazan arkadaşımız birinci olsa bile ikinci arkadaşımıza birinciliği verebiliriz. Şu an sayımız 500. 400 civarı kişi quiz'e giriş yaptıktan sonra biz start diyerek yarışmamızı başlatacağız. Şu an 120 kişi oldu. Biraz bekleyelim. Sizlerin tamamen giriş yapması için. Sunumumuzun devamında da bu yarışmadan sonra Kur'an Hocam'a sözü vereceğiz. Yaygınlaştırma ve sosyal açıdan bu işi nasıl paylaşacağınızla ilgili size bilgi verecek. Daha sonra da başkanımız ve Fatih Bey'in koordinasyonunda sizin bize sohbet kutusundan ilettiğiniz soruları cevaplandırmaya çalışacağız. Telefondan da olur, bilgisayardan da olur, tabletten de olur. Quizzes.com'a girerek size verdiğimiz kodu girebilirsiniz. Demek ki katılımcılarımızın %50'si bu araçları biliyormuş. Geriye kalan %50'si henüz giriş yapamadığı için ya internetleri kötü ya da giriş yapamıyorlar. Evet. Başlatıyoruz arkadaşlar. Eğer herkes girdiyse bir yandan sohbet bölümünü ben takip ediyorum. Artık yapacak bir şey yok. Bizim kalite etiketi alan arkadaşlarımız her zaman hızlıdır. O yüzden biraz da zamanı etkin kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. 1 dakika ya da 2 dakika bekleyemeyiz. Çünkü zaman çok kıymetli. Hemen bizden sonra da anlatacak arkadaşlar var. Hazırsanız 30 saniye daha veriyorum. 30 saniye sonra Bircan ve Mahmut Hocam'dan başlatmalarını rica edeceğim. Son 25 saniye. 20 saniye. 15 saniye. Evet, 10 saniye. Evet, Bircan Hocam istediğiniz zaman başlatabilirsiniz. Sorular hem ekranınıza gelecek, cep telefonu ya da bilgisayarınızdan girdiğinizde, hem de sanırım bizim ekranında geliyor galiba. Evet, başlatabilirsiniz. Uygun olduğunuzda ben bir yandan telefondan da Bircan Hocam'a başlatabilirsiniz şeklinde diyeyim. Çünkü o ekran paylaşımı yapıyor bir taraftan. Evet. Bir rekor denemesi olabilir. 370 kişi var. 360 şu an. Ben de heyecanlandım. Daha da şişmeden başlatın lütfen. Evet. 5, 4, 3, 2, 1 diye ilk sorumuz geliyor. Ben de mi girseydim acaba? Evet, bir soru geldi. Ben onu tabi giriş yapmadığım için okuyamıyorum. Kime söz hakkı vereyim? Mahmut Hocam, siz soruyu görüyorsanız okuyabilirsiniz. Hilal Kibar 15 sıralama yapıyor bir taraftan. Evet, bir yandan devam edelim. Ben de bir taraftan sorulara bakıyorum.
Evet, ben de girdim. Evet, etkinliğin adı nedir? E-Twinning buluşturur, kavuşturur gibi bir soru vardı. Diğer sorumuza bakalım. Evet, soruları ben bir taraftan zikredemiyorum. O konuyu atladık tabii. Yücel Hocam beni duyuyorsa soruları da bir taraftan ekrana birinci, ikinci, üçüncüyü. Kaçın sorudayız Bircan Hocam? Kaçın soruya geldik? Yarışma sona erdi galiba. Tamam. Birinciyi görmemiz yeterli. Sonra hemen Turan Hocam'a sözü bırakacağım zaten. En son sıralamayı zaten Bircan Hocam ekrana yansıtacaktır. 455 oyuncu diyor ama doğru mu acaba? Gizem Hoca'yı birinci görüyorum şu anda ama. Gizem Hocam bitti mi yarışmamız? O. Devam. Evet, sonun. Yarışma bitti. Sadece birinciyi bana söylerseniz kendisine bir e-training yazılı tişört bu yıl sonuna kadar göndermiş olacağız inşallah. Malum henüz kargo süreçleri vesaire yapamıyoruz. İhale süreçlerimiz de bekliyor. Hemen bakıyorum. Evet. Herkes derecesini görüyor sanırım. Gizem Hocam siz birinci mi oldunuz? Mehtap Hocam mı birinci oldu? Yoksa Ayşenur Hocam mı birinci oldu? Hala bir bilinmezlik, bir belirsizlik var. Sesimi duyan varsa, birinciyi bana söyleyebilirse sevinirim. Evet. Oranı henüz bitmediği için. Tamam, önemli değil. Siz end game deyin, bitirin hocam. Şimdi Mehtap 67 ismini kabul etmiyoruz tabii. Çünkü ad soyad bilgisiyle giriş yapmanızı rica etmiştik. Ayşenur Mercan hocamız hangi şehirden? Bize yazabilir mi sohbet bölümüne? Ayşenur Mercan hocam Kütahya'danmış. Tamam, kendisine bir tişört, e-twinning yazılı gönderelim. Mehtap hocam biliyorsunuz benim kurallarım biraz katıdır. Mehtap 67 ismi Mehtap Öz Zonguldak şeklinde olabilir. O yüzden sözü fazla uzatmayın. Turan hocam söz sizde. Toplantımız devam ediyor arkadaşlar. Hepinize yarışmaya katıldığınız için teşekkür. Herkese iyi akşamlar. Şu an o kadar çok karıştı ki her şey benim bilgisayarımda. Çünkü bir taraftan canlı yayın YouTube'dan yapmaya çalıştık. İnternet altyapısı galiba biraz sorun verdi. Zoom'dan açtık. Zoom'dan şu anda 98 öğretmenimiz aynı anda webinara katılıyor. Yani Adobe sayfasını görüyorlar. O açıdan biraz elim ayağıma dolaştı açıkçası. Arkadaşlar, bu işin belki de en önemli noktalarından birisi de yaygınlaştırma. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki bu sene Antalya konferansında çok etkili bir Twitter etkinliği düzenledik. Bunun çok da
pozitif anlamda etkilerini gördük. Twitter'ın öneminden bahsetmeme gerek yok, hepimiz biliyoruz artık. Gündemi belirleyen sosyal medya kanallarından bir tanesi. Biz de ETV'nin Türkiye Ulusal Destek Servisi olarak elimizden gelen her türlü çabayı bu süreçte göstermeye çalışıyoruz ama yine sizlerden güç ve destek almak istiyoruz. Ve böyle bir etkinlik daire başkanımız Hakan Bey bize önderlik etti. Şimdi sosyal medyada bu işi çok özür diliyorum. Kameramı açmamışım. Tamam. Hocam kameranın önünde bir şey olabilir. Şu an sizi göremiyoruz da. Evet. Çünkü Zoom'daki kamera çıktı galiba. Ondan dolayı olabilir. Cevap bölümüne geçelim. Size daha sonra söz hakkı verelim. Bir belge yükleyeceğim ama Ertan Hocam paylaşımı durdurabilir misiniz? Tamam. Yükleyelim. Tabii Fatih Hocam bir şey paylaşıyor herhalde. Onu durduralım. Tamam. Hemen hızlıca paylaşıyorum. Ben bu arada isterseniz size ben ne yapmamız gerektiğinden bahsedeyim. Öncelikle yarın bununla alakalı bir Twitter etkinliği yapmak istiyoruz. Çünkü hazırlamış olduğumuz videoyu YouTube kanalımıza yükledik, ETV'nin Türkiye kanalına, ama sosyal medyada henüz yayınlamadık. Bugün burada ilk sizler haberdar oluyorsunuz bu konuda. Yarın Twitter'da bir etkinlik yapacağız. Bu etkinliğin planlaması şu şekilde olacak. Belge yüklensin. Ekranımda da gözükünce sizlerle paylaşacağım. Öncelikle Twitter etkinliği etkileşimin çok hızlı ve yoğun olmasına bağlı arkadaşlar. Yani burada ne kadar belirlenen hashtag'te kaç tane tweet atıldığı değil de kısıtlı zaman içerisinde ne kadar çok etkileşimin olduğuyla alakalı daha çok. O yüzden belirleyeceğimiz saat yarın 13.00. Yarın saat 13.00'dan itibaren Twitter etkinliğimiz başlamış olacak. Ama ilk nasıl başlayacak? İlk şu şekilde başlayacak. Biz ETV'nin Türkiye kurumsal hesabımızdan bu videoyu kısa bir metinle birlikte paylaşacağız. Paylaştıktan sonra sizlerden hem beğeni o paylaşıma, hem beğeni hem retweet. Bu retweetleriniz yorumlu retweet olursa daha etkili olur. Ve yorumlu retweet yaparken de yine aynı hashtagleri kullanmanızı isteyeceğiz. İki adet hashtag belirledik çünkü. Bunlardan bir tanesi ETV'nin buluşturur. Buluştururun B'si büyük. Hashtag işareti biliyorsunuz. ETV'nin normal yazılışı, ETV'nin buluşturur birlikte. Bir diğeri de Tekimece. Teknolojinin teki, imecenin imecesi. Bunu birleştirip bir hashtag oluşturduk. Bu iki hashtag kullanılarak istediğiniz kişileri de etiketleyebilirsiniz orada. Daha çok biz paylaşımlarımızda Bakanımız Sayın Ziya Selçuk Hocamızı, Öğretme Yetiştirme Genel Müdürümüz Adnan Bey'i ve Daire Başkanımız Hakan Başkan'ı da etiketliyoruz. Ama kendisi burada şu anda. Bazen öğretmenlerimiz de bütün paylaşımlarına Hakan Başkan'ı ekliyorlar. Umarım bir sakıncası yoktur başkanım. Bu şekilde bir paylaşımla başlayacağız. Sizler gün içerisinde, daha doğrusu o saat içerisinde, saat 13 ile özellikle 15 arası, bu 2 saatlik süreç çok önemli. Sürekli paylaşım yapmanız gerekiyor. Yani bir kişi
yapabildiği kadar tweet atması gerekiyor. Daha çok copy paste yapmak yerine belirlenmiş farklı metinler de olabilir. Zoom'dan geliyor bu ses, kusura bakmayın. Orayı da kapattım. Şimdi yükleme uzun sürdüğü için dilerseniz onu şu şekilde yapacağım. Şimdi şöyle biz sosyal medya ekibi olarak şöyle düşündük. Acaba pazartesi günü mü yapsak bu Twitter etkinliğini yoksa yarın saat 13'te mi yapsak diye. Her şey sıcağı sıcağına daha güzel olur arkadaşlar. Şimdi burada Adobe Connect üzerinden yaklaşık 480-490'a yakın öğretmeniz. Ayrıca Zoom'da da 90'a yakın öğretmenimiz var. Yani sayı olarak bugün burada bayağı kalabalığız. Aramızda Twitter hesabı olmayanlar varsa eğer Twitter hesabı açmanızı öncelikle sizlerden istirham ediyoruz. Onun haricinde yakın çevremizdeki kişilerden de bu Twitter etkinliğinde destek alalım lütfen. Yani niyetimiz halis. Hem memleket için hem yakın çevremizdeki öğretmenlerimiz ve onların yavrucakları için niyetimiz halis olduğu için biz yakın çevremizden de destek alabiliriz. Bir diğer husus Twitter etkinliğinde bizim özellikle faydalanmak isteyip de faydalanamadığımız bu konuda yetersiz olduğumuz konulardan birisi de arkadaşlar ünlü kişilerden, takipçi sayısı çok fazla olan ünlü kişilerden destek almamız gerekiyor. Bu noktada çok fazla tanıdığımız olmadığı için bu yönde biraz zayıfız. Varsa eğer aranızda arkadaşlar, o kişilerle de temasa geçip bizim bu Twitter etkinliğimize destek olmalarını isteyebiliriz. Aramızda ilk koordinatörlerimiz de var şu anda. Sayı olarak bilmiyorum ama yaklaşık bir 50'ye yakın ilk koordinatörümüz var diye düşünüyorum. O yüzden ilk koordinatörlerimizden de ayrıca bir ricamız var. Hem kendi hesaplarınızda, Twitter hesaplarınızda hem de bağlı bulunduğunuz kurumların Twitter hesaplarında da paylaşım yapabilirsiniz. Paylaşım yapamasanız bile o kurumsal İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin hesabından beğeni de yapsanız, retweet de yapsanız bu bile bizlere faydası olacaktır. En azından farkındalığı artacaktır kişilerin diye düşünüyorum. Belge yükleyemedik internet hızından dolayı. Bakıyorum notlarıma başka sizlerle paylaşmak istediğim ne vardı diye. Şimdi bu süreç başladıktan sonra süreç içerisinde bu Twitter etkinliğinden sonra sosyal medyada neler yapabiliriz? Neler olacak? Biraz da ondan bahsedeyim. Bu iki hashtag sabit kalacak arkadaşlar. Biz bu iki hashtag'le süreç içerisinde teknolojik olarak eksikliği olan öğretmenlerimize yardımcı olduktan sonra yapılan bütün çalışmalarımızda bu hashtag'leri kullanalım. Örnek verecek olursak ben Ertan hocama çeşitli webinar araçları öğrettim ve onun öğrencileriyle buluşmasına vesile oldum. İşte bu yapmış olduğum çalışmada küçücük bir ekran görüntüsü de olabilir. Ya da farklı bir paylaşım olabilir. Bunu hayata geçtiğini bir şekilde sosyal medyadan paylaşırsak bu hashtagleri kullanarak süreci daha verimli bir şekilde göstermiş oluruz. Bunun yanı sıra güzel örnekler de oluyor. Biz sosyal medyada rastlıyoruz bunlara. O paylaşımları da yapabilirsiniz. Öğrencileriyle yapmış olduğu online görüşmede kısa bir video almıştır öğretmenimiz 15 tarihlik mesela. Bu videonun paylaşılması bile sosyal medyada emin olun kimlere ulaştığının
Hayal bile edemezsiniz. O yüzden ben sözü çok da fazla uzatmak istemiyorum. Çok kıymetli vakitlerinizde almak istemiyorum. Çok uzadı. Fatih Hocam, söyleyeceklerimiz bu kadar. Benim ekip içerisinde de sosyal medya ekibi içerisinde de arkadaşlarımız var şu an burada. Onların da varsa söylemek istedikleri bir şey. En son onlara da soruyorum ve sözü Fatih Hocam size bırakıyorum. Televizyon muhabiri... Sunan Hocam teşekkürler. Sunan Hocam teşekkürler. Çok sağ ol. Herkes görebiliyor mu? Arkadaşlar biraz sosyal medyadan bahsettik. Ratinglerimiz Turan Hocam konuşurken biraz düştü ama yine sosyal medya bu bir senedir arkadaşlar eğitimini tanırlı, bilinli, akreditasyonu için önemli bir faktör. Sadece eğitimin için değil, bu paylaşımlarla aslında Türkiye'de ulaşamadığımız öğretmenlere de ulaşabiliriz. Eğitimin hiç bilmeyen, duymayan öğretmenler olabilir. Ya da online eğitimler hiç bilmeyen öğretmenler de olabilir ama Twitter kullanıyordur. Bilinçli kullanıcı olabilir. Buradan ulaşabiliriz. Hem de idarecilere ulaşabiliriz. Güzel bir şey. Sosyal medya güzel bir araç. Bunun için de sizin desteğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar bugün Anıl Bey'i de burada bekliyorduk aslında sunum için. Şimdi SurveyMonkey ile arkadaşlar bize bu konuda yani İtvinik Buluşturur kampanyasında ya da İmece kampanyasında bizimle paylaşmak isteyen arkadaşlarımız, bizimle görev yapmak isteyen, bu konuda çalışmak isteyen arkadaşlarımızı bilmek istiyoruz. Buraya bu anketi doldurabilirseniz seviniriz. Bir kağıda yazabilirsiniz bu şey anketi. Doldurursanız sevinirim. Şimdi bu arada bu anketi ekranda duracak ama şu soru ve cevaplara gelelim. Arkadaşlar sorular şunlar. İlk koordinatörlerimize nasıl ulaşabiliriz? Arkadaşlar itvinik.gov.tr adresinde bu itvinik ilk koordinatörlerinin kendi kullanıcı şeyleri var, ulaşım iletişim bilgileri var. Oradan itvinik.gov.tr adresinden kendisine ulaşabilirsiniz. Map.gov.tr adresindeki değişiklikler, güncellemeler için kimle konuşmamız gerekiyor? Bu konuyu Ertan Hocam hallediyor. Ertan Bey'e ulaşabilirsiniz. Kendisi bu web sayfası üzerinden hep online eba.gov.tr hem de itvinik.map.gov.tr adresindeki düzenlemeleri yapıyor. Zoom uygulaması güvenli mi diye bir soru var. Arkadaşlar hiçbir uygulama güvenli değil. Onun için yani o ama milyonlarca kişi de bu kişileri takip ettiğini düşünmüyoruz. Bir yazı, resmi yazı gelecek mi? Bu konuyu idareyle bir görüşmemiz gerekiyor. Yani Zoom uygulaması kullanabilir mi? Ama ilk koordinatörlerimiz, öğretmenlerimiz bir eğitim yapacaksa bana, Hülya Hocam'a ve Turan Hocam'a ulaşarak size 300 kişiye kadar eğitim yapabileceğiniz Zoom imkanımız var. Açarız, linki veririz, numarayı veririz ve siz de kişileri bu şekilde davet edebilirsiniz. 25 kişiye kadar ücretsiz sağlayabiliyor Zoom uygulaması. Genelde sınıflarda 25 kişinin altında. 40 dakika mı? Evet, ücretsiz olan şu anda 40 dakika. Ama bizim sağladığımız daha uzun zamanda da yapabiliyor. Diğer bir soru, yeni öğretmenler neye göre seçilecek diye bir soru vardı. Yeni gelen öğretmenler arkadaşlar etrafınızda, ilinizde bu işi hiç bilmeyen okullardaki öğretmenler, tanıdıklarınız, ben bu işi yapıyor musun diye sorabilirsiniz okullara. Okul aile birliklerine sorabilirsiniz. Kendi okulunuzdaki öğretmenlere sorabilirsiniz. Özellikle sınıf öğretmenlerine sorabilirsiniz. Yapmak isteyen çevrenizde başlar bu her şey. Herkes burada Türkiye'deki 81 ilden öğretmenlerimiz şu anda burada var. Orada bütün illerimize ulaşabiliyoruz bu şekilde. Siz de tanıdığınız, çevrenizdeki akrabalarınız olabilir öğretmen olanlar. Sınıf öğretmenlerine bu şekilde ulaşabilirsiniz. Sistem üzerinden bakabilirsiniz. Çok fazla soru geliyor. İlk koordinatörlerinizle iletişime geçip onlardan öğrenebilirsiniz bunların kimler olduğunu. İstekliler. İsteklilere ulaşabiliriz arkadaşlar. Sorular bunlardı arkadaşlar. Yani genel anlamda sorular. Şu gördüğünüz linkte de bir anket bölümü var. Buraya istekli olan arkadaşların isimlerini, okullarını, kendi bilgilerini yazmalarını istiyoruz. Biz de bu sayede kendilerine iletişime geçebilelim istiyoruz. Bir etkisini ölçelim aynı zamanda. Ama bir kişiye dahi ulaşabilirsek, tabii ki bir öğrenciye ulaşabilirsek, bu bizim için aslında yeterli bir şey. Niteliksel olarak verileri alacağız ama niteliksel olarak da bunun bambaşka bir boyutu olacak. Duygu Hocam, Patet için teşekkürler. Şimdi arkadaşlar son bir bölüm var. Buyurun var.
Bu Scratch ve kodlamayla ilgili arkadaşlar, biliyorsunuz MIT ile biz çalışmaya devam ediyoruz. Medya Edu.tr'den arkadaşlar. Bu MIT arkadaşlar Scratch uygulamaları, kodlama uygulamalarını haftalık eğitimler veriyor. Bu eğitimler çarşamba ve cumartesi günleri Re Scratch atölyelerinde yapılıyor arkadaşlar. Genelde bu Unhangout programı var Google'ın. Bunu da online bir araç. Zoom gibi, Adobe gibi. Unhangout programı da yüz yüze daha küçük gruplarla çalışabileceğiniz bir platform. Ve daha efektif de olabiliyor ama küçük etkinliklerde, küçük gruplarda kendi toplantınızı yapmanız için güzel bir program. Çarşamba ve dediğim gibi cumartesi günü Türkçe altyazı içerisinde yapılıyor. Belirli program içerisinde eğer bu eğitimlere katılırsanız, linkler YTEK adresine de bunun duyurusunu bundan önce yapmıştık. LCR kursu diyorlar buna. Haftalık eğitimler. Bu eğitimlere katılan ve başarılı olan kişiler, il koordinatörleri, bunları aslında belli bir gruba yapmamız gerekiyor. Biz biliyoruz ki şu anda sistemde olan 489 kişi bu eğitim işini, eğitim ve teknoloji kullanımını iyi yapan öğretmenlerimiz. Kodlamaya ilginiz varsa arkadaşlar, bu eğitimlere girmenizi tavsiye ediyoruz. Bu eğitimlerde başarılı olan kişiler de Türkiye'nin ambassador olacak. Yani il koordinatörü ve Scratch uygulamasının sorumlusu olacak. Bizden hocam bundan önce etkinlik online EBA'da bir Scratch ile ilgili bir eğitim hazırlamıştı. YouTube'da da var arkadaşlar Scratch uygulaması ile ilgili. Şu anda eğitimler devam ediyor. Gelip oradaki eğitimleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir soru var mı? Bizim bayağı bir uzun oldu arkadaşlar. Hemen hemen 2 saate yakın bir online eğitim oldu. Bazı araçların da tanıtma zamanımız olmadı. Yani süre gittikçe uzayacaktı. Bu konuda sizin hem öğretmenlere yardım boyutunda hem de sosyal medyada bize bu konuda destek verirseniz biz de size bu kaynakları, araçları ihtiyacınız olduğu müddetçe size yardımcı olacağız. Bugün arkadaşlar durum gittikçe zorlaşıyor bizim için. Bugün başka rakamlar geldi. Vefat eden kişi sayısı arttı. Dışarı mümkün olduğunca çıkmayın. Biz ulusal destek servisi olarak çıkmıyoruz. Her şeyi online olarak evde yapmaya çalışıyoruz. Önemli olan sağlığımız, öğrencilerin sağlığı. Bizim psikolojimiz biraz bozuluyor olabilir. Onların daha çok desteğe ihtiyacı vardır, olacaktır. Bu konuda da öğretmenlere destek verip ailelere özellikle okul aile birliklerine ulaşıp oradaki biliyorsunuz her okulun hemen hemen WhatsApp grubu var. Her sınıfın var hemen hemen. Bu WhatsApp grubundaki velilere bu platformu tanıtabilecek öğretmenlere ihtiyacımız var. Bunun öncü kuvvetleri tabii ki etkinlik öğretmenleri. Evet arkadaşlar, herkes sabırla 2 saat boyunca burada bizi dinlediniz. Ve ben son konuyu toparlaması için konuyu sözü daire başkanımız Mustafa Hakan Yüce'ye vereyim. Buyurun başkanım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yorulduk biliyorum. Biraz bayağı bir vakit de geçti. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Bir soruları ben de izledim buradan. Birincisi, hani tabii illere Zoom'un kullanılması için bir resmi yazı gönderecek miyiz denildi. Bu kadar hani çok ciddi anlamda bir resmi yazı gidip hani bunu kullanın diye bir bunu yazı olacağını düşünmüyorum ama EBA'da yapılacak canlı ders kapsamında Zoom altyapısı kullanılacak. Yani EBA'da da bu kullanılacak. Bir lisans alımı oldu. Sadece biz almadık. Yani bakanlık olarak bir Zoom üyeliğimiz var. Dolayısıyla arkadaşlara da verdiğimiz, yani eTwinning'e de verdiğimiz bu kullanım hakkı onun bir parçası. Dolayısıyla bakanlığın kullandığı bir uygulama. Tabii bunlarda da mahremiyetle alakalı sıkıntılar olabilir mutlaka. Zoom'a katılmak istemeyen veli, öğrenci olabilir. Katılsa bile fotoğrafının paylaşılmasından rahatsız olabilecekler olabilir. Sonra başımız ağrıyabilir. Bundan dolayı velilerden müsaade alabiliriz. Müsaade alamıyorsak görülmeyecek şekilde, hani biraz daha net olmayacak şekilde biraz böyle bulurlaştırarak bunu yaptırabiliriz. Yani paylaşım yaparken. Onun haricinde çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama dediğim gibi bunlara dikkat edelim. Yani çocukların resimlerinin internette dolanmasını istemeyebilir veliler. Bunlar da hakkı, hepimizin hakkı bu. Dolayısıyla buna dikkat edebiliriz. Edelim yani buna da. İlla ki çocuğun resminin olmasına gerek yok bu etkinliği kanıtlamak için. Biz bir kanıt istemiyoruz kimseden ama birilerine yardım ettiğini, hani görülmesi, bir dayanışmanın oluşması için
bu paylaşımın olmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Onun haricinde şöyle sorulara baktığımda bu kullanımıyla alakalı da Zoom'un arkadaşlar destekler verecekler sizlere. Elimizden geldiğince illaki Zoom olmasına da gerek yok. Orada bir şeyimiz yok yani hani bir sınırlamamız yok. Rahat hissettikleri, rahat hissettiğiniz bir uygulamayla da bunları yapabilirsiniz. Çünkü ücretsiz kullanılan uygulamalar da var bu noktada. Bakalım yani ne kadar olur. Şimdi şurada 500 kişi varsa tanıdığınız, bildiğiniz, size güvenen bir öğretmene ulaştığınızda bunu yapamayan 500 öğretmen olur. Ortalama 10 öğrenciye ulaşsa her öğretmen 5000 öğrenciyi öğretmeniyle buluşturmuş oluruz. Bu da azımsanacak bir rakam değil arkadaşlar. Tabii şeyi de katılıyorum ben. Yani çocukların evinde televizyon olmayan çocuklarımız bile var. Yani öyle bir gerçeğimiz var. Yani bunları yaparken adaletsizliği daha çok çoğaltıyor muyuz? Bu da tabii bir soru işareti hepimizde vicdanen. Ama biz elimizden geldiğince fırsatları oluştukça biz bunu yapmakla yükümlüyüz. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün de görevlerinden bir tanesi bu. Okullara bu etkileşim tahtaları sağlanması falan. Ama gelin görün ki işte evlerde internet bağlantısı olması, internet haklarının olması, velilerin, çocukların bilgisayarının olması bu aşamada da daha fazla gelişmeye ihtiyacımız var. O da bir aşikar ama biz elimizdeki fırsatlarla elimizden gelen şeyleri yapacağız. Yapacağımız hani inşallah bu fırsatlar da imkanlar da genişler. Tüm çocuklarımız bu imkanlara erişir diyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Emeğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz kalın sağlıcakla arkadaşlar. İyi geceler diliyorum hepinize. Arkadaşlar son olarak bütün ekibime, Ulusal Destek Servisinden Hülya Hocam, Turan Hocam, Zuhal Hocam, Ezgi Hocam, Ertan Hocam başta olmak üzere herkese yapımda, yayında, yemeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle sunum yapamayan Adil Hocam'a, Burcu Hocam'a, Deniz Hocam'a, Duygu Hanım'a, bütün Elif Hocam'a, bütün sunuculara ve eğitmen arkadaşlara teşekkür ediyorum. En başta bizi yalnız bırakmayan siz değerli arkadaşlarım, öğretmen arkadaşlarım, meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Güzel bir webinardı, uzun bir webinardı. Daha da güzel olacaktır. Ben son sözü bırakması, konuşması için, sözlemesi için Ertan Hocam'ı bırakıyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Anketi burada sona erdi. Hepinize bu saate kadar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Anket doldurmalar için bekleyelim mi Turan Hocam? Yok yok. Doldurmayan çıkamasın webinardan. Yani doldurmayan çıkamasın mı deseydim keşke. 155 kişi olmuş. Maşallah. Tamam. Çok teşekkür ederim. Hepinize tekrar teşekkürler. Şimdi webinarımızı sonlandırıyoruz. Katılımlarınız için teşekkürler. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, sağlıklı günler, geceler diliyoruz. Hoşça kalın. Evet. Arkadaşlar katılımlarınız için teşekkür ederim.